Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım, Organizasyon Komitesi'ne çok teşekkür ediyorum davetleri için. Görebildiğim kadarıyla ülkemizde özellikle özelleşmiş merkezlerde, HPP ile uğraşan merkezler dışında periferdeki meslektaşlarımın karaciğer cerrahisi üzerinde düşündüğümüzde iki tane başlığı var. Bunlardan bir tanesi karaciğer travmaları, bir de kistatik. Onun için çok bence önemli, bizim ülkemiz için önemli bir konu. Geleneksel olarak bir tedavi yapıyoruz. Bu tedavi çok uzun süreden beri bu algoritma pek değişmedi. Kisti boşaltıyoruz, içini bazı ilaçlarda yıkıyoruz ve kaliteyi bir şekilde içine bir şey koyarak da direnme tamamlıyoruz. Ancak bunun uzun süre hep baktığımız zaman birkaç sıkıntısı var. İşte kaviteyle ilgili enfeksiyonları, akıntıları, beklenmedik safra kaçaklarını görüyoruz. Nüks veya nüks şüphesi hep kafamızı karıştırıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bunları nasıl engelleyebiliriz? Yani şu iki başlık olmasa alttaki, aslında kistatik cerrahisi çok rahat. Yani böyle konservatif cerrahi de yaptığınız zaman bu ikisi olmasa bayağı iyi bence. Bunlar nasıl engellenebilir? Ondan bahsetmek istiyorum. Radikal cerrahi bir çözüm olabilir mi bu ikisi konusunda? Hem kavite problemleri hem de nüks açısından. Yani ama bunun da riskleri var. Örneğin mesela bilober cerrahide bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gerçek bir hastadan alınma simülasyon ama böyle iki tane kist var. Kistlerden bir tanesine cerrah sol lobdakine radikal bir rezeksiyon yapıyor. Sağ taraftaki yani ortadakine de daha konservatif bir işlem yapılıyor ve kaptöne ediliyor kist. Ama şimdi arkadaki anatomik görüntü şöyle. Sağ hepatik ben baskı altında hemen hemen hiç çalışmıyor. Middle hepatik ben kısmen çalışıyor. Esas olarak sol dominant olarak çalışıyor. Böyle bir işlem yaptığınız zaman burasını kapitone edip sol tarafı da çıkartırsanız hastanın boşalacak direni olacak, veni kalmıyor. Hasta karaciğer transplantasyonu gerektiren bizim serimizdeki tek hastadır. Ekinokokus granulozus nedeniyle postoperatif dönemde bahtciğer gelişen bir hasta. Onun için radikal cerrahi de her zaman çok masum değil. Radikal cerrahinin bazı sorunları var mı? Var. Kistlerin boyutlarının büyük olması, metastatik tümörlere göre, vasküler temasının daha sık olması, her kiste uygulanamaması teknik nedenlerle, avasküler bir planın ne yazık ki olmaması, tecrübe gerektirmesi, teknolojik destek gerektirmesi sorunları ve bu nedenle de yaygınlaşamıyor. Yani bir yere kadar yapıyorsunuz, ne kadar zorlarsanız zorlayın, işte %50'nin üstüne çok fazla çıkmıyor. Ortalama rakamlar bu düzeyde. Yani hepsini ben çıkartırım diyen şimdiye kadar çıkmadı. Zaten gereği de var mı bilmiyorum. Gereği de yok herhalde. Sonuçta bir parazitik hastalık. Riskli olabilir mi? Evet, benim bir hastalık nedeniyle radikal bir ameliyat yapmaya kalkarken eğer bir mortaliteyle de karşılaşırsanız bu da çok hani tatsız demeyeceğim. Daha ötesi bir şey. Onun için de bir parazitik hastalık için bu kadar riske de girmeye gerek var mı onu da bilemiyorum. Kesin olarak bir kere radikal cerrahi yaptığınız zaman ameliyat süreniz uzayacaktır. Kan kaybınız da daha fazla olacaktır. Bunlar kaçınılmaz. Radikal cerrahi kime? Daha periferde. Periferden kastım şu, daha açık söylemek gerekirse, karaciğer parankimiyle temasının az olması önemli. Ne kadar az karaciğerin içerisine giriyorsanız o kadar daha rahat bir radikal cerrahi yapabilirsiniz diye ya da en azından kendi adıma bunu önerebilirim, söyleyebilirim. Konservatif cerrahi neden yaygın? Neden? Çünkü birçok cerrah bunu yapabilir. Genel temel cerrahi eğitimini almış insanlar. Özel aletlere çok gerek yok. Hemen hemen her kiste yapabilirsiniz. Her kiste çıkartamazsınız ama her kiste hemen hemen drenaj ameliyatı yapabilirsiniz. Öyleyse şimdi buraya kadar anlattıktan sonra yani hedef daha çok radikal cerrahi, evet çok seçilmiş vakalarda tabii ki, ama konservatif cerrahinin de geleneksel olarak neden olduğu bu safra fistüllerini nasıl engelleriz, kavite problemlerini, nüks sorununu nasıl ortadan kaldırırız, bunları azaltacak bazı ameliyat esnasında alınacak bazı tedbirler esas hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. İş insizyondan başlıyor mu? Evet, insizyondan başlıyor. Çok küçük kesilerden yapılacak bir ameliyat değil bence. Bazen poliklinikte arkadaşlarım nüks şüphesiyle bazı hastaların filmlerini gösteriyor. Ben hastaları mutlaka nüks de olsa karnını görmek istiyorum. Merakım şu, kendi ki ampirik gözlemim şu, nüks olan hastalarda kesiler genellikle çok daha küçük. Ufak bir kesiden boşaltılmış. Yani bu benim kendi kişisel gözlemim. Siz de deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Küçük bir kesiden yani girelim apse gibi boşaltıp içine bir diren koyalım ya da işte oradan bir hemen omentum atalım denilecek bir hastalık değil. Apse gibi kavitesi de hemen böyle kollebe olmuyor. Çok uzun sürede geliştiği için. Fibrotik.
iyi bir ekartasyon gerekiyor. Karaciğer ekartörlerinin olması ve stabil bir şekilde alanın durması gerekiyor. Her yerde otomatik karaciğer ekartörü bulmak mümkün değil, gerekli de değil. Bizim ta 1993 yılında yaptığımız, o zaman otomatik ekartör de yoktu. Bu hemoroid ya da perineal ameliyatlar için bacak kısmına koyulan şeyleri hastanın omuz kısımlarına koyarak bunların üzerinden de bu kadın doğumun ekartörleri var. Onları geçiştirerek çok rahatlıkla sabit, stabil bir alan, subkostal ekartasyon sağlamak mümkün. Otomatik ekartörler olmadığı zaman bu şekilde biz karaciğer transplantasyonu bile yaptık. Yani o kadar iyi bir stabilizasyon sağlayan bir yöntem. Ucuz. Yani daha doğrusu hiçbir masrafı yok. Kistin tabanını tam görmeniz lazım. Yani kisti açtığınız zaman, içini de açtığınız zaman en zemini görebilmeniz ve duvarları görebilmeniz lazım. Niye? Çünkü bazen küçük veziküller orada kalabilir. Ya da duvarı tam görmediğiniz zaman oradan eğer bir safra kaçağı varsa onu da kaçırırsınız. Yani kistin içine tam hakim olabilecek bir şekilde tavanını da kaldırmanız gerekiyor. İçini de görebilmeniz gerekiyor. Çevre koruması mutlaka gerekli. Nüksün engellenebilmesi için. Şimdi değişik şeyler var, aletler var, özel aletler de yapılmış ama her yerde bulmak mümkün değil. Ama laparoskopik trokarlar ama her yerde hemen hemen var artık. Ben daha çok laparoskopik trokarları kullanıyorum. Çok daha hem girişte efektif hem de gaz hortumu kısmında işte skolastik madde verme avantajı var. Bir de yani 2000'li yıllarda enfekte bir alanı aşık hani o eskiden öyleydi. Kaşıklarla hani boşaltıyorduk kepçeyle falan. Yani ondan biraz daha uzaklaşıp daha modern yani enfekte bir ortamı kapalı bir ortama kapalı bir sistemle almak bana daha estetik geliyor öyle söyleyeyim. İçeriye değişik maddeler kullanılabilir. Çok eskiden beri kullanılan hipertonik salin yani %20'lik sodyum klorür. İyi bir madde yalnız virüs yandan çok etkileniyor. Yani siz kistin içerisine enjektörle girdiniz. Suyunu çektiniz, yarı yarıya boşaldı. İçine sodyum klorürü %20'lik verdiniz. Ama içerideki konsantrasyon %20 olmuyor o zaman. %10'a düşüyor, %15'e düşüyor gibi. Ve bu dilüsyondan çok etkileniyor protoskolistal etki. Yani biz bunu işte in vitro olarak çalıştığımız zaman %20'lik 4-5 dakikada etkiliyse %10'luğa düştüğü zaman süre uzuyor 75 dakikaya. Yani 75 dakika hiçbirimiz beklemeyiz. Yani dilüsyon etkisi çok fazla olduğu için iyi değil. Yoksa içini tamamen boşaltır da hani duvarlarını şöyle sıvazlarsanız iyi bir şey de içinde su kalırsa sıkıntı. Bunun yerine başka malzemeler kullanılabilir mi? Evet, bizim benzer çalışmayı başka malzemelerde de kullandık. Mesela bu setrimit kloreksidin kombinasyonu daha önceden çok yaygın kullanılan bir şeydi. Bu dilüsyondan çok etkilenmiyor. Kadın doğumcuların ve ürologların da yaygın kullandığı bir dezenfektan. Çok ucuz. 1'e 30 oranında sulandırdığınız zaman çok etkili bir protoskolistal etkisi var. Daha sonra hatta deneysel olarak da bu acaba safra yollarında herhangi bir etkisi var mı diye de araştırdık. Bu konuda da en azından hayvanla çalışmasında bir sıkıntı yok. Klinik olarak da biz çok uzun süreden beri bunu zaten kullanıyorduk. Daha sonradan da aslında teyit edilmiş oldu. Öyleyse komplikasyonlarımızdan bir tanesi safra yolları ile ilişkiydi. Bu safra yolları ilişkisinin bulunması ve ortadan kaldırılması da klasik cerrahinin basamakları arasında mutlaka önemli bir yer edinmesi gerekiyor. Yani kisti aç, temizle, içine diren koy vesairenin yanına bir basamak eksikliği var. O eksiklik de safra yolları ilişkisinin gösterilmesi diye düşünüyorum. Genellikle bu göremediğimiz safra yolları küçük 5 milimetrenin altında birkaç milimetrelik safra yolları ve normalde herhangi bir problem yokken kistin içini boşalttığınız zaman ortaya çıkıyor. Bu denge ortadan kaybolduğu zaman beklemediğiniz ameliyattan sonra ameliyat esnasında görmeseniz bile dışarıya doğru işte tatsız postop birinci, ikinci günde safra drenajları var ve uzadığı zaman da enfeksiyon, kateter enfeksiyonları vesaire oluyor. Patolojik olarak bu perikiste baktığınız zaman aslında safra yolları ile ilişkili %100. Ama bunların hepsi tabii safra fistülüyle sonuçlanmıyor. %25'i klinik olarak kistobiliyer bağlantı klinik olarak ortaya çıkabiliyor. Neden? Görünmüyor. Ameliyat esnasında sizlerin çok daha iyi bildiği gibi kistin içerisinde böyle kabuk kabuk tabakalar var. Onların arasından safranın nereden geldiğini göremiyorsunuz. Bunu ortaya koyabilmek için bir test acaba işe yarar mı diye çalışmıştık. Evet, kolelok üzerinden yani ana safra kanalından, ekstraepitelik safra kanallarından bir madde yani sıvı bir madde, boyar bir madde olabilir, serum fizyolojik olabilir, metilen mavisi olabilir veya şeyler kullanıyor. O da çok çok iyi. Nütrisyon solüsyonlarında kullanılan lipid solüsyonları. Çünkü onlar damar yoluyla verildiği için kolelok içine de verilebiliyor. Onu da denedik. Ortalığı da metilenyum mavisi gibi çok boyamıyor.
Onlar da verebilir. Ne verdiğiniz önemli değil. Proksimale karaciğerin içerisine doğru verdiğiniz zaman safra yollarını görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorsunuz. Bu böyle akan bir ana safra kanalından verdiğiniz serum fizyolojik akıntısı. Kimlerde safra yolu bağlantısı çok fazla daha görülüyor? Bununla ilgili çok fazla çalışma var. İşte büyük olanlarda şunda bunda, ama bunu tam olarak öngörmeniz mümkün değil. Onun için biz bu testi riski yüksek olan, düşük olan değil, rutin hepsini uyguluyoruz. Yani düşük de olsa, yüksek de olsa bu testi uyguluyoruz. İşe yarıyor mu? Evet, işe yarıyor. Çünkü testi yaptığımız hastalarla yapmadığımız hastalar arasında postoperatif safra kaçakları, ameliyattan sonra ERCP ihtiyacı açısından ciddi anlamlı farklar var. Yani bu testi yaptıktan sonra safra drenajı, safra akıntısı oranları çok düştü. ERCP ihtiyacı hiç olmadı. Bu da iyi bir şey. Nereden safra kanalına girelim? Sistik kanaldan girebilir miyiz? Evet, sistik kanaldan girebiliriz ama ductus cisticus çok aşağıya, diyodonumun oraları açılmışsa sizin sistikten verdiğiniz serum fizyolojik diyodonuma geçecek ve intrahepatik safra yollarına gidemeyebilir. Ve burada testin negatif olması sizi kandırabilir. Aslında yukarıya çıkmadığı içindir verdiğiniz serum fizyolojik veya metilen mavisi. Kolestektom mutlaka gerekli mi bu testi yapabilmek için? Hayır, gerekli değil. Ana safra yolunu, yani benim tercih ettiğim şey genellikle Pringle manevrası ile HIRUS'u elimize aldıktan sonra koledoğun ön yüzüne sanki damara giriyormuş gibi, damar üzerinden anjiyokitle giriyormuş gibi 22 gauçluk iğne ile giriyorum. Distal Pringle'ı sıkıp intrahepatik safra yollarına serum fizyolojik ya da metilen mavisi ne verirseniz bundan vererek intrahepatik safra yollarını doldurarak, test ederek safra yolu bağlantısını ortaya koymaya çalışıyorum. Nüks veya nüks şöpesi için de benim önerim, buraya gelmeden önce hemen onu söyleyeyim. Hasta taburcu olmadan önce veya taburcu olup da kontrol edikişlerini aldırmaya geldiği zaman bir kontrol tomografisi, ameliyattan sonraki erken dönemde daha sonraki takiplere zemin oluşturmak amacıyla bir kontrol tomografisi çektiriyorum. Hatta bazen hastayla da bunu paylaşıyorum. Biz bu kistin işte içini boşalttık, burada sadece kabuğu duruyor. Çünkü daha sonra başka bir yerde bir görüntüleme yöntemi yapılıp da İşte ya kist duruyor vesaire denildiği zaman onu sizin tekrar göğüslemeniz çok zor. Bunu baştan sizin söylemeniz çok önemli bence. Sizi kurtarıyor ve rahatlatıyor. Kavitenin tedavisinde de omentopeksinin kavite enfeksiyonlarını azaltıcı etkisi daha önceden de gösterilmiş. Mümkünse eğer yeterli omentum da varsa ben de omentopeksiyi tercih ediyorum. Sonuçta konservatif cerrahinin olumsuz etkileri, başta bahsettiğim safra fistülü, kavite enfeksiyonu veya nüks şüphesi gibi durumlar ameliyat esnasında uygulanacak veya ameliyattan sonra uygulanacak bazı basit yöntemlerle engellenebilir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.